Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlay. Age of History 2 2. Dünya Savaşı İran serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Önceki bölümümüzde Suudi Arabistan'ı almıştık ve en azından topraklarımızı kısmi olarak da büyütmüştük. Şimdiki hedefimiz şu: en azından ekonomide Türkiye'ye yetişmek, ama sadece biz yatırım yapmıyoruz gördüğünüz üzere. Türkiye'nin kendisi de bir yatırım işinde. Yani benim niyetim en azından bari işsizliği azaltmak. Yani niyetim o. Yani %75'e getirdik. Bir %70'e getirirsek en azından bizim için biraz daha iyi olacaktır. Böyle yapalım. Tamam. İşte şu an kaç arttı? 74,3. Aslında şimdiden bir teknolojiye yatırım yapsak ne kadar artar? Evet, güzel artıyor aslında. Paramız bir biriksin. Teknolojide kendimizi göstermeye çalışacağız. En azından belirli bir teknolojide artalım ki bir hatır sayılır bir teknoloji çıkalım. Yoksa baksanıza, yani biz bile şu an iyi durumda değiliz. İttifak olamıyoruz ama olmamız yakın. Bilmiyorum, olur muyuz olmaz mıyız? Şu an hala savaş sürüyor. Açıkçası biz de hemen şöyle zaten teknoloji yatırımımıza devam edeceğiz. Şöyle bir teknolojiye bakalım, 0,55'e çıkmışız. En az asiler bile bizden daha iyi ya. Düşünün yani. Çıkan asi şeyleri bile bizden daha iyi. En azından yanımızdaki devletlerden bir güçlü olalım. Çünkü yani 0,30 açıkçası yani hiç iyi bir şey değil, sayı değil. Daha ekonomiye vermemişiz mesela. Şunların hepsini bir nüfusa verelim. Artı ordu bakımına verelim. Evet, şu an bir tık daha toparlarız. Artık şu an bir tık yaptığımız ekonomi yatırımlarında en azından ne kadar artıyor şu an? Yavaş artıyor ama yapacak bir şey yok. Mecburi arttırmamız lazım. En azından güçlü bir medeniyete girmemiz lazım. En azından ilk ona girmemiz lazım diyecektik. İlk ona girdik galiba. Galiba, bilmiyorum. Yani yanımızdaki devletleri geçtik. En azından. İlk 6'ya girdik muhtemelen. Son kez şöyle bir yatırım daha. Güzel. 5'inciye oturduk. Daha sıralamada dahi yokken. Bizim için daha ne olsun ki? Yani biz daha ne isteyelim ki? Şu an bir nevi diplomasi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen hemen bütün devletlerle ilişkimiz iyi. Neden? Çünkü şu an diplomasi sırası, yani savaş sırası değil. Şöyle 25, tamam. Şimdi ekonomi sıfırdan bayağı bir arttırdığımızda çok güzel olacak. Macaristan'la savaş. Macaristan eşittir. Şey değil mi ya? Almanya falan değil mi? Müttefiksiniz çünkü. Franco İspanyası. Lan siz birbirinize niye savaş açtınız? Aha evet. Türkiye Almanya ile savaşa girdi. Bunu yaparak en büyük hatayı yapmış oldu. Tabii ki de Almanya bu arada ekonomisi 800 bin. Hani tutabilir bu arada herhangi bir çıkarmayı. Buna eminim. Yani ne kadar giderse bu parayla teknolojimiz ya. Çok da fazla gideceğini zannetmiyorum ama. En azından ekonomide birazcık il. Aa, direkt barış yaptı. Ben bu kadar hızlı şeyi, diplomasiyi kullananı görmedim. Allah'a bak. Şu an evet, Türkiye'yi de geçtik bu arada. Şu an, aha. Hayda, sen Sovyetlerle savaşa gireceksin. Evet, Sovyetlerle savaşa gireceksin sen. Sen ne, yıkılmak mı istiyorsun, anlamadım ki. Şu an bekliyorum, hazırda bekliyorum. Tamam, ekonomiyi de pulledik. Artık dediğim gibi bayağı hızlı bir şekilde artacak ki ekonomimiz 30 bin. Şimdi bayağı dedik de şimdi o bayağı bayağı iyi. Şimdi görelim bakalım. Böylelikle zaten hareket puanımız da bayağı bir artmış oldu. Şimdi bayağı bir artmış. Çünkü teknolojide bayağı iyi bir seviyeye oturduk çünkü. Yok mu şöyle bir yıl 1970 Rus dağılır mı ya? Öyle bir event var mı şu an? Öyle bir event varsa bizim hoşumuza gider açıkçası. Şimdi biz Türkiye ile ilişkimiz çok iyi. Tamam. Medeniyet gücünden eksiyoruz.
O medeniyet gücünü çok rahat bir şekilde toparlayacağız. Buna eminim. Çünkü gördüğünüz gibi gelirimiz 34.000'e kadar çıktı. Sırf teknoloji yatırımıyla sadece. Ki biz şu an Türkiye'nin gücüne yetişiyoruz. Bunu görebiliyorsunuz. De hala 15. sıradan çıkamadık. Yanarım yanarım ona yanarım. 600 bin ekonomi olmamıza rağmen. Belki şu an bir tık 14. sıraya çıktık ama 13 çok güzel. Tamam, bir yatırım daha, biz bu yatırımla 12.ye kadar çıkarız diye düşünüyorum yani. Tahmin o en azından. Başka türlü çıkamazsak sıkıntı. Tamam. Artı yatırım. Evet, 12.ye kadar çıktık. Çok güzel. Türkiye'yi geçtik. Ki işsizlik oranı da bayağı azalmıştır. Aynen öyle. Hem de çok fazlaca bir azalma olmuş. Biz diplomasimizi koruyacağız. Neden sürekli yatırım yapıyorum? Çünkü olduğum yerde mecburi gelişmem lazım. Çünkü etrafım full güçlü devletlerle dolu. Eğer biz yatırım yapmaz isek, sadece savaşmayla yönlendirirsek biz kazanamayız savaşları, diğer savaşları. Bunu bizim tahmin etmemiz lazım. Türkiye neyden? Türkiye benden öndedir şimdi. Evet, neyden dolayı önde mesela? Nüfusta öndeyim. Teknolojide öndeyim. Ekonomide öndeyim. Belki şu an düzelir, bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok yani. Bu arada senin Moldova'ya gereksiz fazla zorluyor bu arada. Hani çünkü muhtemelen Türkiye saldırmıyor. Sadece Moldova saldırıyor. Moldova diyesim var hep. Yani hep öyle diyesim var da şu an Fransa'dan güçlüyüz, evet. Çünkü hala kendi savaşta o Suriye topraklarını kendime alabilirim. Zaten nüfusu da fulledik. Nüfus yatırımımızda da bayağı etkimiz olacak. Tamam, arttır. Ki şu an %69'du. %67'ye kadar geriledi. Çok güzel. Dediğim gibi nüfus da lazım. Başka türlü zor toparlarız. Arada bir sağa bakıyorum ne olur ne olmaz diye. Abo! Bunu bekliyordum da. Şu an bizim aniden en azından şurayı bölüp, bu arada gelirimiz ilk başta bayağı bir direkt 1 milyona ulaştı. Şu an evet. Şu an yani en azından yanımızdaki devletlerden, buna ki Fransa'da dahil, güçlüyüz. Artık bize öyle gelen geçen bir şey diyemez ki, ordu basımımızda da sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Şu an kaç bin ordu bastık mesela? 89 bin ordu basmışız. Bir sıkıntı var mı? Yok. Bu bizim geliştiğimizin göstergesi. Ki teknolojide de bunu gösterdik zaten. Ne kadar geliştiğimizi, ne kadar büyüdüğümüzü gösterdik. Tabii ki de nüfus yatırımı yapacağız. Özellikle başkente. Yani şuradan büyüme oranı deyip buradakilerin hepsine en azından birinci seviye bir çiftlik yapılacak. En azından ilk 5 yer beşlenecek. Sonra 10. Yani ilk 5, sonra 10. Böyle böyle devam edecek. Şimdi benim bu orduyu acilen toparlamam lazım. Yoksa Sovyetler direkt Rusya demişim. Türkiye'yi bitirecek. En azından benim amacım benim de bir toprak çıkarmam. 124 bin ordu gayet kafi. Türkiye'nin itebileceğini zannetmiyorum. Ama Fransa'dan çok rahat bir şekilde askeri geçiş izni alacağız, alırız muhtemelen. Aynen öyle. İlişkimiz artı da, çünkü boşuna artıya almadık. Şu an Türkiye sadece zorlar bu arada. Hani sadece dayanmaya zorlar. Çünkü bu kadar devlete karşı nasıl dayanacaksın? O da bir şey ama. Yani bari Anadolu'nun bir kısmını biz alalım. Başka türlü yenilebiliriz. Yani elinden geldiği kadar yağma yapmaya çalış Sovyetler. Toprak alma. Çok güzel. 100 bin adam görüyorum. Bir yandan da 70 bin adamı görüyorum. İstanbul'u biz alalım. Ne olur İstanbul'u biz alalım. Oraya atlamayalım. Çok güzel. İstanbul'a girişimizi yaptık. Çok güzel. Yani %97 diyor. Kıbrıs var. Kıbrıs'ı unutmuşuz. Kıbrıs'ı da almamız lazım. Hem de aciliyetten. Tamam. Şimdi toprağı kendine çekti bile. Acımadı. Biz de çekelim kendimizi o zaman.
Hemen yatırımlarımıza başlayalım. Paramız zaten 1 milyona kadar gelmiş. Bunu değerlendirmemiz lazım. Şimdi ordumuzu bir toplayalım. Daha Fransa savaşımız var. Neden Fransa savaşımız var? Topraklarımızı büyütelim artık ya. Yani tahminimce Sovyetler şu an en azından ne? Komiten, vasallar. Ha. Komiten de. Lan dur 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 dur. Nereye gidiyorsun? Burada durmamız tabii ki bizim için zarar şu an. Şöyle bir o zaman bir çiftlik şeyine gidelim. Buralar 5 level. Oha. Tahran nasıl 5 level ya? 1 levelmiş. Bir an dedim 5 level nasıl yani? Görmedim çünkü. Bak burada arada 1 leveller kaynamış. Şu 1 levelleri biz bir üste çıkartalım da. 3 2 2 Başka? Abi şunları biz bir 5 yiyelim. Şeyden önce. En azından şöyle gözümüze çarpanları bir 5 yiyelim. İlk sıradakileri en azından. Dur. Başlatamadık. Tamam. Başka şu beşlenecek. Bu bir level. Bunlar bir level. Şu beşlenecek. Vallahi çok güzel yatırımlar yapmış da işte benle müttefik olsaydı Sovyetlere karşı işte bir tık savaş açma ihtimali azalırdı. En azından bir tık daha büyük devletlere yönelirdi. Nüfusumuz bu arada bayağı artmış. Bunu fark ettim. Hani onlar yatırım yapmış, biz de onların yatırımıyla durmayacağız. Biz de kendimize en azından kendi topraklarımıza bir yatırım yapacağız. Başka türlü nüfusumuz gelişmez. 4 yok mu ya? Ha varmış, ha burada. Buldum. 5 5 5 5 5 tamam. Bu kadar toplan, hepsini bari biz de geliştirelim. Tamam. Güzel teknoloji gelmiş. Ordu bakımına sıfır vermişiz bu arada. Onu da bizim bir ayarlamamız lazım. Şimdi bizim Sovyetlerle ilişkimiz bir güzelleşsin. Yani belli ki lan. Haritadan gördüm biliyorsunuz mu? Bir dakika dursana bir sen bir sal beni ya. Salmadı. Yok salmıyorum diyor. İyi peki. Ne diyeyim o zaman? Aa bizim ordumuz bir de denizde bekliyordu. Oo çok güzel. İyi ki de çıkarmamışız. Sınırdan. Biz de arkasına çıkarmamızı atalım. Bir rahatlayalım. Çok güzel. O öyle buradan buraya buradan buraya gidecek. Hatta komple hepsini yolla şuraya. Açılmasın oradan. Dur saldırma, o saldıracak. Bayağı 100 bin orduyla girmiş yani açıkçası. Ondan dolayı böyle kafası rahat muhtemelen. Tamam. Güzel. Güzel. Güzel kayıplar veriyor açıkçası. En azından dürtelim ki bir şey yapamasın. Aynen öyle. Bu sefer yenilmeyelim. Güzel. Ordusunun büyük bir kısmını yolladı bile bize. Dur İstanbul'a neyle gireceksin? Aynen öyle. Tamam. Hadi bakalım sıra bizde. Bize saldırdın o kadar. Güzel. Oradaki ordusunu da aldık. Arkasına da bir destek kuvvet yapalım şöyle hemen hızlı bir şekilde. İstanbul'da da ordu basılı dursun. Çok güzel. Tam da istediğim oldu. Tam diyordum orada biz erken alırsak kendisi şey yaptığı zaman
çıkarma attığı zaman bayağı kayıp verecektir. Biz şimdi şuraya bir gözetleme kulesi kale inşa edelim. Tamam. Şu an saldırsa da hiçbir şey yapamayacak. Tamam. Şimdi saldırma sırası bizde. Çok güzel. Kale varken de saldırdı. Yani sen şu an dedin ki ben kayıp verene kadar elimden geleni yapacağım. Biz de sana sen kendin kaşındın dedik açıkçası. Tamam. Dur. Sadece şey değil. Adalara ve Girit'e de çıkarma atacağız. Burada çıkarmamız başarısız oldu ama olsun. Diğer türlü her türlü kazanacağız zaten. Ordumuz bir çıksın bakalım. Tamam, şimdi sıra Kıbrıs'ta. Çok güzel. Evet. Bize bulaşan Yunanistan'ı tek çırpıda yedik. Yani kendisi kaşındı. Biz istemedik yani böyle olmasını. Biz ne güzel barışçıl takılıyorduk. Kendi halimizde. Kimseye bir zararımız yoktu. Buralar tam asimilasyon olmamış. Bayraklardan belli tam asimilasyon olmadı. Biz burayı tam asimilasyon yapacağız. Böylelikle gelirimiz de hızlı bir şekilde artacak. Şöyle hızlı bir şekilde. Başka? Güzel. Şimdi birazcık diplomasi zamanı ve birazcık artık müttefik bulma zamanı. Biz savaş etmedik ki, biz sadece Türkiye Savaşı ilan ettik ve Türkiye Savaşı ilan ettiğimiz için mi bu kadar şeyiz biz? Müttefiklerden mi yiyor? Evet. Yani kimseyle şey yapamıyoruz ki. Neyse bari Sovyetlerle ilişkimizi geliştirelim. Japonlarla durum nasıl? Japonlarla da olabiliriz aslında. İlişkiler eksi 99. Ya sizin benimle ne ilişkiniz olabilir? Siz ta Asya'dasınız. Ben Orta Doğu'dayım. Yani Orta Asya'dayım da. Yani birazcık daha böyle Avrupa'ya yakınım. Şöyle mantıken bakarsak. Sizin ne işiniz var yani? Bu devletlerle. Sonra gelip savaş ilan ediyorsunuz durduk yere. İşte ben işin kötü yanı şu, ben bunlara savaş açarsam bunlar da savaş açmış olacağım. Bundan dolayı Fransa'ya pek saldırasım yok. Bir teknoloji yatırımına girişsek. Çok yavaş artıyor. Nüfus azlığından mı? Yo, evet nüfus azlığından. Artı ne kadar artıyor şu an? Adamın 20 bin 20 bin mi artıyor? Yok teknolojiye yatırıma girmedi. Aynı bizimki şekilde 20 bin 20 bin artıyor. 93 bin gelirimiz oldu. Bizim arkada altta daha doğrusu bizim bir ordu tutmamız lazım. Ne olur ne olmaz diye, yoksa gördüğünüz gibi Yunanistan bile bize savaşını kabul etmez. Şu an evet İran en parlak dönemini yaşıyor, altın çağında. Refah dönemindeyiz. Çünkü ekonomi hiç olmadığı kadar yüksek. Gördüğünüz üzere. Yani 1,6 milyon Sovyetlere kadar yetiştik çünkü. Dur biz ne yapacaktık? Biz bir şey yapmayacaktık. Biz işsizliği azaltacaktık. İşsizliği azalttıktan sonra tutunacaktık. Tabii ki önce bir diplomasi dedik ama diplomasi de bizi dinleyen yok açıkçası. Şimdi bir ekonomi yatırımına tekrardan ve tekrardan. Nedeni şu, artık şey lazım. Ordu bakımı teknolojisi lazım. Bu teknolojiyi aldıktan sonra herhangi bir savaşa girdiğimizde ise en azından tutunabiliriz. Herhangi bir savaşta. O yüzden elimden geldiği kadar işsizliği azaltmaya çalışıyorum da toprak fazlalığı olduğu için tabii ki de. Bir de artı şöyle yapsam daha hızlı en azından artar. Yani şey teknoloji demişim, ekonomi yerinin belli bir yeri yok açıkçası. Yani şöyle bir diplomasiye baktım. Savaş bitmemiş. Yani hiçbirisiyle ittifak olamıyorum. Bir Almanya ile ittifak olabilirim. Ama onlar da gücünü tüketti.
Yani Franco İspanyası'yla olabilirim ama onlar da 800 bin. Amerika var. Yani ben bunlarla hiçbir şey yapmadım halde bunlarla gücüm düşük. Ne diyeyim ki ben. Bu videoyu burada bitirelim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.